Osmanlı'dan Kosova'ya miras yapıların içinde hiç kuşkusuz camiler öne çıkıyor. Özellikle bu camilerin yükseldiği kentlerden biri de Prizren. Prizren'de Osmanlı mirası camilerin tarihi ve mimari özelliklerini de canlı yayında temsilcimiz Gülay Krasniç'ten alacağız. Gülay, Prizren'de öne çıkan Osmanlı yadigarı camiler hangileri? Ceren, %98'inin Müslümanları oluşturduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu sık sık vurguluyoruz. Özellikle sen de bahsettin, camiler çok ama çok önemli bir yeri kapsıyor. Osmanlı dönemine ait bu özel yapılar özellikle turistlerin de uğrak noktalarından sadece biri. Tabii başkentte Fatih Sultan Mehmet Camii ve Prizren'de, zaten Prizren biliyorsunuz neredeyse her mahallede birer ya da ikişer camiye rastlamak mümkün. Bu yüzden de camilerle zengin olan kentlerden biri de Prizren. Sinanpaşa Camii zaten merkezde yer alıyor. Özellikle Şadırvan'da yer alması da turistlerin de ilgi odaklarına vesile oluyor. Zira merkezde olması, tabii farklı işlemeleri, özellikle Osmanlı mimarisini yansıtması ve şimdi de TİKA tarafından yeniden restore edilerek bahçe bölümünün de eklenmesi. Tabii buna Türk çarşılarının da eklenmesi ayrı bir özellik katıyor. TİKA tarafından zaten neredeyse onlarca cami Kosova genelinde restorasyon çalışmaları yapılıyor. Ve bu camilerden biri de Sinanpaşa Camii'ydi. Tabii yine Fatih Sultan Mehmet Camii, başkente yer alan Fatih Sultan Mehmet Camii'nin yanı sıra birçok cami yeniden restore edilerek aslına uygun hale getirildi. Tabii sırada birçok cami daha var. Bunlardan biri de Bayraklı Camii, diğer adıyla Gazi Mehmet Paşa Camii. Biliyorsunuz Gazi Mehmet Paşa Hamamı'yla aynı yıl restorasyon, daha doğrusu inşaat yılı aynı yıla denk geliyor. Dolayısıyla Kosova için ve Prizren için özellikle önem arz eden camilerden sadece biri. İslam Birliği tarafından proje TİKA'ya sunuldu ve en kısa zamanda restorasyon çalışmalarının başlaması bekleniyor. Restorasyon çalışmalarına başlayacak olan diğer camiler hangileri, onu da istersen haberimizde izleyelim. Osmanlı Devleti hakimiyetinde kalan Kosova çok sayıda Osmanlı mirası esere ev sahipliği yapıyor. Şehrin simgesi olan yapılar ve Osmanlı dönemine ait eserler özel bir yeri kapsıyor. Başkentin neredeyse her sokağının içinde Osmanlı mimarisine rastlamak mümkün. Kosova'da geçmişin mirası eserler birer birer onarılarak yeniden hayat buluyor. Restorasyon çalışmaları ise Türkiye'den gelen destekler ve Kosova İslam Birliği tarafından yürütülüyor. Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden biri ise 1618 yılında inşa edilen Sinanpaşa Camii. TİKA'nın yeniden hayat verdiği eserlerden biri de Sinanpaşa Camii. Yüzyıllar önce inşa edilmiş bu özel yapı Osmanlı geleneğinin de bekçilerinden biri olarak sayılıyor. Zira hem farklı mimari yapısıyla hem de içindeki işlemeleriyle birlikte, ayrıca avlusundaki eski Türk çarşılarıyla birlikte Osmanlı geleneğini halen sürdürüyor. Bu yüzden de özellikle Türkiye'den gelen turistlerin de uğrak noktalarından biri olarak sayılıyor. Sinanpaşa Camii'ndeki restorasyon çalışmaları 2011 yılında tamamlandı. Yeniden ibadete açılan caminin çevre düzenlemesi projesi ise 2013'ün Nisan ayında başladı. Kosova'nın en yüksek kubbeli camii olan Sinanpaşa'ya proje kapsamında ek binalar inşa edildi. Osmanlı döneminden miras kalan Sinanpaşa Camii'nde çalışmalar tamamlandı ve cami dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde açıldı. Hutbelerin Türkçe okutulduğu cuma ve bayram namazlarında özellikle tercih edilen cami, Kosovalı Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip. Cami, kurucusu olarak bilinen Sinanpaşa'nın Bosna Valiliği döneminde yaptırıldı. Prizren'in önemli Osmanlı eserleri arasında yer alan bir başka yapı Gazi Mehmet Paşa Camii. 1798 yılında zamanın Prizren valisi Rüstem Paşa tarafından inşa edilen cami, şehrin tam merkezinde yer alıyor. Gazi Mehmet Paşa Camii aynı zamanda Bayraklı Camii olarak da biliniyor. Gazi Mehmet Paşa Camii'nin Bayraklı Camii olarak anılması da Rüstem Paşa'nın emrine dayanıyor.
Rüstem Paşa'nın isteği de ölen insanı vaktinde caminin minaresine bayrak dikilmesiyle başlayan gelenek bugün de devam ediyor. Rüstem Paşa bütün camilerde 5 vakit ezanın aynı anda okunması için gündüzleri bayrak çekilmesini, geceleri ise fener yakılmasını emrediyor. Şimdiye kadar yüzlerce cami TİKA tarafından yeniden restore edilerek aslına uygun hale getirildi. Bayraklı Camii de yeniden restore edilecek camiler arasında yer alıyor. Camideki çalışmaların kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından tarihi eserlere yönelik restorasyon çalışmalarının maliyeti 2 milyon avrodan fazla. Üstelik Türkiye'nin Kosova'daki tarihi eserlere yönelik desteği sadece Prizren ve Priştine ile de sınırlı değil. Kosova'nın farklı kentlerindeki Osmanlı dönemine ait yapılar da ihya ediliyor.